İsmail Yaşa, Ahrar Uşşam'ın yeni lideri. Suriye'deki devrimci grupların önde gelenlerinden Ahrar Uşam önceki gün toplanan Şura Meclisi'nde yeni liderini seçti. Ahrar Uşam'ın cumartesi günü yayınladığı bildiride yeni emirin Muhammed el-Mısri Ebu Yahya el-Hamevi olduğu açıklandı. Hareketin bir önceki lideri Haşim Eşşeh Ebu Cabir, görev süresinin bitiminde yeniden emirliğe seçilmek istemediğini bildirmişti. Ebu Cabir, hareketin kurucusu ve ilk lideri Hasan Abud, Ebu Abdullah el-Hamevi'nin bir yıl önce düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından emirlik koltuğuna oturmuştu. O saldırıda Ahrar Uşam, Hasan Abud ile birlikte önde gelen isimlerden onlarca kişiyi kaybetmiş ve ciddi şekilde darbe almıştı. Oldukça zor ve kritik bir dönemde hareketin liderliğini üstlenen Ebu Cabir, Ahrar Uşam'ın dağılıp yok olmasını önledi ve yaşanan büyük felaketin yaralarının sarılmasını başardı. <laughs> Bir yıl sonra da emirliği yüzünün akıyla bir başkasına devrederek koltuk sevdalısı olmadığını gösterdi. İslami cemaatlerin ve cihat hareketlerinin birçoğunda liderler ancak liderin ile değişir. Arap ülkeleri diktatörleri gibi ömür boyu en tepedeki koltukta otururlar. Ahrar Ruşam önceki gün barışçıl yollarla gerçekleştirdiği liderlik değişimiyle yeni bir sayfa açtı ve güzel bir örnek ortaya koydu. Bu güzel örnek hiç şüphesiz Suriye devriminin geleceği adına da önemli bir kazanımdır. Makam ve mevki talebi olmadan devrime ve ahrar uşama hizmetini sürdürmesi beklenen Ebu Cabir, bir yıllık başarılı liderliği ve ortaya koyduğu onurlu tavır nedeniyle Allah'ın izniyle hep hayırla yad edilecek. Ahrar uşamın yeni liderine gelince, 1981 doğumlu Muhammed El Mısri, Ebu Yahya El Hamevi, Laske Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği okudu. 2007 yılında Ebu Abdullah El Hamevi, Ebu Talha ve benzeri isimlerle birlikte tutuklandı. Devrimin başlarında serbest bırakıldı. İlk andan itibaren devrime katılan Ebu Ebu Yahya aynı zamanda Ahrar Uşşam'ın kurucularından. Ömer İbnül Hatab taburunun komutanlığını üstlenen Ebu Yahya El Hatab Tugayı emiri ve Ahrar Uşşam Hama Kırsalı emiri olarak da görev yaptı. Hasan Abud ve Ahrar Uşşam komutanlarının şehit olduğu suikastin ardından Ahrar Uşşam emiri olarak seçilen Ebu Cabir'in yardımcılığına getirildi. Ebu Yahya El Hamevi'yi yakından tanıyanlar Ahrar Uşşam'ın yeni liderinin oldukça zeki ve mütevazi biri olduğunu söylüyorlar. Yeni liderin hareketin kendini batıya ve dünya kamuoyuna anlatmasında daha etkili bir politika izlemesi bekleniyor. Diğer devrimci gruplarla ilişkilerinin de iyi olduğu belirtilen Ebu Yahya ile ve Ahrar Uşşam'ın emirliğine getirilmesiyle ilgili şu ana kadar yapılan yorumlar gayet olumlu. Yeni lider Ahrar Uşşam'a ve Suriye devrimine hayırlı olsun. Ebu Yahya el ve arkadaşlarına Allah muvaffak eylesin. Bu arada Doğu Guta'dan Suriye devriminin diğer bir önemli grubu Ceyşül İslam'dan da zafer haberleri gelmeye devam ediyor. Ceyşül İslam sözcüsü Yüzbaşı İslam Maluş, cuma gününden bu yana devam eden şiddetli çatışmalarda ölen rejim askeri sayısının 270'e ulaştığını, çok sayıda rejim askerinin yaralı olduğunu ve onlarcasının da esir alındığını, Doğu Gutanın kuzeyinde rejime ait birçok askeri noktanın ele geçirildiğini açıkladı. İsmail Yaşa, Diriliş Postası